Selamlar arkadaşlar. Bu videoyu çekiyorum. Bu video çok önemli. Çünkü gelecek tahminleri içeriyor ve gelecek geldiğinde siz de göreceksiniz ki bugünlerden ne kadar haklı çıktığımı keşke keşke diyeceksiniz. Tabii ki beni dinlemediğiniz için. Şimdi geçmişten başlayalım. Videoyu şöyle geniş tutalım biraz. Bundan 5 yıl önce 2019'lara düşün. Covid yok 2019'larda. Yazlarında tabii ki herkes için dünya çok güzel değil mi? Hani Covid'i görmedik ya. Çok insanlar öldü. Ama ondan önce öyle bir şey olacağını kimse tahmin etmiyordu. İnsanlarla konuşuyorduk. Tabii ki o gün biz akademisyenlik yapıyorduk. Akademisyenler çocuklarını okullarda okutuyor. Pahalı okullarda, özel okullarda. Ben de akademisyenlik yapıyorum. Ben çocuğumu pahalı okulda okutmuyorum. Özel okulda okutmuyorum arkadaşım. Çünkü ben inanmıyorum çocuğuma o yatırımı yaptıktan sonra o yatırımın geri döneceğine inanmıyorum ve 2019 yıllarında bunu da akademisyen arkadaşlara söylüyordum ve nihayetinde onların hepsi hemen hemen hepsi çocuğunu o özel okullarda okutuyordu. Kazancının ciddi bir kısmını oraya ayırıyordu. Ben o tarihlerde kazancımı yatırıma ayırırken onlar çocuklarına geleceğine ayırıyordu. Şimdi aramızdaki konuşmalarda ben şöyle düşünüyordum. Yani 2019 yılında şöyle düşünüyordum. 10 yıl sonra sen çocuğunu okutsan da çok iyi bir şekilde yetiştirsen de 2019 yılında 2029-2030 yılına geldiğinde senin o yaptığın harcamayı, yatırımı karşılığını verebilecek birileri olmayacak diyordum. Yani 10 yıl sonra diyordum. 2019'da bunları konuşuyordum ben. Yani boşu boşuna o çocuğa o masrafları yapma diyordum. Anlatabiliyor muyum? Bunları konuşuyordum ben. Ne oldu? Bir yapmaya devam ettiler arkadaşlar. Bütün varını yoğunu harcadılar. Yine okuttular. Hatta euro arttı, dolar arttı, krizler geldi. Tabii ki yine okutmaya çalıştılar. Yine zar zor devam etmeye çalıştılar. Bugün ise 5 sene geçti aradan. Ve 5 sene sonraki halini 2019'daki görüşlerim değişti mi? Değişmedi arkadaşım. Ben örnek veriyorum çocuğuma o yatırımı yapmıyorum. Ne yapıyorum? Yapmıyorum arkadaş. Yani devlet okulunda hatta varoş bir okulda okutuyorum. Hatta yine de kısıtlıyorum. Nasıl kısıtlıyorum? Mesela bir dönem boyunca 6 ay boyunca bütün harcamaları 5.000'le sınırlıyorum. Hatta çocuğumu getirdim, konuşturdum. 6 ay boyunca yani bir dönem boyunca ne harcayacaksın? Giysi neye ihtiyacın var? Kitap neye ihtiyacın var? Yeme içme, okulda gittiğin yiyeceksin, alışveriş bunların hepsini 5.000 liraya sığdır. Ve onu hesaplıyor benim çocuğum ve onu o şekilde yapmaya çalışıyor. Yani bir dönemi 5.000 TL düşün. Hani 500 bin falan mı diye sorabilirsiniz. Hayır, 5.000 TL. Param yok da mı ben onu o şekilde düzenliyorum? Hayır, param var. 5.000 TL bulabilirim ben. Ben bir günde belki 50 bin lira, 100 bin lira kaybettiğim günler oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben oradan gelecek bir o eğitimden gelecek bir karı görmüyorum. Zaten benim çocuğum devlet okulunda da kaliteli öğretmenlerle buluştuğu zaman kaliteli bir eğitim alabilir. İlla ki özel okul, özel masraf gerekmez arkadaşlar. Onun için benim tahminlerim hiçbir şekilde değişmedi. 2030'a geldiğinde kardeşim sen istediğin kadar çocuğunu eğit. Yine aynı terane olacak. Yani nasıl terane? Onun karşılığı olmayacak. Efendim nasıl olmayacak? Ya arkadaş yapay zeka diye bir şey var. Adamlar bas bas bağırıyor. Birçok mesleği elinden alacak diyor. İşte meslek diye bir şey kalmayacak ki. Adam çift taraflı çevirme yapacak. Yani İngilizce öğrenmesine gerek kalmayacak belki adam. Yani arada bir tane yapay zeka olacak. O onu çevirecek, bu bunu çevirecek. Otomatikman 300 gibi bir ücret karşılığında bütün çevirileri, bütün her şeyi belki 50 tane dilde bunu yapacak. Yazılımcı. Yapay zekayı söyleyeceksin, yazılımı yapacak belki. İstediğin olayları anlatacaksın, senaryo. Bu yapacak. Yani öyle apır bir eğitim almana gerek kalmayacak. Dolayısıyla ihtiyaç bile kalmayacak arkadaşlar. Sanayide birçok şeyi makineler yapacak. Dolayısıyla insanların yapacağı şeyler basite indirgenecek. Böyle tahmin ediyorum ben. Birçok mesleği elinden alacak.
Onun için ben bunları eskiden gördüğüm için ileride kendini çok büyük yırtarak çok büyük bir şeyler başarmaya, çok büyük bir şey oldum demeye gerek yok. Bir sürü masraf yapmaya gerek yok. Demek ki neymiş arkadaşlar? Yapay zeka diye bir şey varmış. Tamam. Yani çocuğa bu kadar yüklenmeyiz. Yani masraf yapınca ister istemez çocuğa yükleniyorsunuz. Bu sefer başarılı olacağım, başarısız olacağım. Bu da ailevi olarak mutsuzluğa doğru götürüyor insan. Bunlar hep sakat işler. Ben hiç bu şekilde uğraşmıyorum yani. Ben bellidir. Yapacağım şey bellidir arkadaşlar. Evet, ne yazık ki 2019-18 o yıllarda tahmin ettiğim şeyler, 10 yıl sonraki tahmin ettiğim şeyler aynen gerçekleşiyor. Şu an ortasındayız. Bir 2030'a gelelim, göreceksiniz. Şimdi asıl önümüzdeki gelecekle ilgili tahminlerime gelelim. Şimdi gelecekle ilgili tahminlerim şu arkadaşlar. Eskiden derebeylikler vardı Avrupa'da. Derebeylikler. Nedir bunlar? Yani Avrupa böyle krallıklar vardı. Bir de herkes kendi bölgesini oluşturmuş. Orada kendi krallığını yapmış. Ne yapıyor? Orada bir merkezi büyük krallık var. Ama otorite çok olmadığı için herkes kendi içinde bir krallık kurmuş. Kendi çalışanları, kendi hizmetleri, kendi kaleleri böyle derebeylikler vardı işte. İşte bunlar kralla anlaşıyordu. Kral bunların gücünü tanıyordu. Böyle şeyler vardı. Bizim Osmanlı'da da vardı bunlar. Bilirsiniz ayanlar falan filan. Ayan ne demek? İşte kendi başına artık devlet güçsüzleşmiş. Kendi başına devlet olan kişiler var. Bunlar devletle resmi olarak tanışıyorlar. Osmanlı ayanları. Evet. 1908 yıllarını hatırlayın. Evet, şimdi derebeylikler vardı. Evet, güçlü kişiler. Şimdi gelecekte çok uzun bir gelecek değil bu arkadaşlar. Gelecekte şimdi öyle bir duruma gelecek ki ülkeler, yani diğer ülkeler de bu duruma gelecek. Bizim Türkiye de bu duruma gelecek. Öyle bir duruma gelecek ki işte tekrardan böyle köleler ve efendiler ortaya çıkacak. Yani köle dediğin böyle o kölelikten kurtulamayacaksın. Yani o orada statü üst tarafa çıkma ihtimali sıfıra yakın olacak. Belki kurtulma ihtimali sıfıra yakın olacak. Çünkü artık eğitimden bir şey gelmeyecek. Yani eğitimde şu an kurtuluyorsun. Yani çobanlıktan başlayıp üst tarafa doğru gidiyorsun ya. Şu an o diyorum o ileride değişip o artık kesilecek. Artık senin alttan gelip üste doğru gitme ihtimalin azalacak. Dolayısıyla ileride yine böyle bir ayrıcalıklı gruplar oluşacak. Yani bir köleler oluşacak, bir şeyler olacak. Peki bu köleler ve efendileri nasıl belirleyecekler? Şöyle olacak arkadaşlar. Yani bir şeylere sahip olan kölelikten kurtulacak. Bir şeylere sahip olamayan köle gibi kalacak. Adı köle olmayacak. Köle gibi olacak. Şu anda da öyle zaten. Peki o sahip olma şeyi nasıl olacak? O da işte çok zor olacak. Demek ki o nasıl olacakmış? O yapay zekanın müdahale edemeyeceği bir şey olacak. Çünkü yapay zeka müdahale olursa o insanlar sahip olan insanların anlamı kalmaz. Mesela ben İngilizce öğretmeniyim. Atıyorum paramı ben İngilizce eğitimi vererek ya da Rusça öğretmeniyim. O şekilde kazanıyorum. Yapay zeka bir çıkıyor. Öğretmene gerek kalmıyor. Tamam mı? Böyle bir şey değil. Yapay zekanın dokunamadığı bir şeye sahip olacaksın. Peki nedir sizce yapay zekanın dokunamadığı bir şey? Yapay zekanın dokunamadığı bir şey somut olarak konuttur arkadaşlar. Konut sahibi olanlar efendi gibi yaşayacak. Zaten şu an yani çok en alttaki insan bile efendi gibi yaşıyor. Niye? Adamın doğalgazı var. Hiçbir şey yapmadan ısınıyor. Her şeyi var. Elektriği var. Suyu var. Eskiden krallarda bilen yoktu yani bu şatafat. Şu an herkes yaşıyor zaten. Ama bunun bedeli olarak adam sabahın 8'inde kalkıyor, akşamın 6'sına kadar çalışıyor. Sonra geliyor evde yemek yapmaya çalışıyor. Yani buna bir bedel ödüyor. Yani çalışıyor ama köle gibi oluyor bu sefer. Şimdi gelecekte bu daire sahibi olan kişiler efendi gibi olacak. Malımız var, mülkümüz var diyecek. Çünkü bu daireler öyle kolay kolay satın alınamayacak artık. Niye? Çünkü yenileri kolay yapılmayacak. Eskiden bunlar bir nebze daha kolay yapıldı.
Önümüzdeki süreçte ekonomiler daha da bozulacağı için daha zor yapılacak bu işler artık. Olayı anlıyoruz herhalde, değil mi? Şimdi artık o derebeylik sistemi böyle küçük ailevi olarak aileye kadar iniyor. O aileler kendi içinde bir beylik oluşturuyor. Ne yapıyor? Kimileri 5 dairesi, 10 dairesi, 100 dairesi olanlar kendi içinde zengin kalacak. Ben hiç daire almayayım, para biriktireyim. Daireler çok pahalı, daireler şöyle falan da filan da, ben kirada oturmaya devam edeyim derken ne olacak arkadaşlar? O artık o kiralar da dayanılmaz boyuta ulaşacak. Bir noktada arkadaşlar artık insanlar alttan üste geçemeyecek hale gelecek. Yani ben hayat çalışayım, 10 sene çalışayım, konut sahibi olayım. Bu olmayacak artık. Belki ömür boyunca çalışacaksın, bir konut sahibi olabileceksin. Ama bu Amerika'da şu an var, ama 30 senelik kredi çekiyor adamlar. Yani öyle bir düzen kurmuşlar. Ömür boyunca bir konut sahibi oluyorsun ama ömrün bitiyor zaten. Sonra hastalıkla o konutu da alavereyle geri alıyorlar senden. Yani hastalık fiyatları çok pahalı. Yaşlanıyorsun, hasta oluyorsun. Bir hastaneye giriyorsun, çıkamıyorsun. Velhettali namin. O imzaladığın şeylerle konutuna haciz sattırıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar, gelecekte konutu olanlar, yani konut ve onun türevleri arsa da olabilir, onlar bir ayrıcalıklı grup oluşturacak ve olmayanlar bir grup oluşturacak. İşte bu grup sefil olacak. Sefil olacak. Yani gelecekte şu olmayacak. Ya ekonomi düzelsin, işler rayına oturur, daha çok konut üretilir, şöyle olur, böyle olur. O taraf artık öyle olmayacak arkadaşlar. Öyle artık her şey bir zor hale gelecek ki insanlar yani ne yapacağını şaşıracak. Ne yapacağını şaşıracak. Şu an için ben bakıyorum. Mesela Almanya'da falan sıkıntı var da Türkiye'de bu sıkıntı yok. Yani konut yetersizliği yok. Ancak 3-4 senedir üretimler çok az olduğu için, bir de deprem olduğu için konutlarda bir sıkışma yavaş yavaş başladı. Eğer böyle devam ederse birkaç sene daha gerçekten Türkiye'de konut yetersizliği oluşacak. Şu an yetersizlik yok. Şu anki sıkıntı insanların elindeki konutu almaya çalışınca, yani gasp etmeye çalışınca hükümet eliyle, ne oluyor? İnsanlar konutunu vermiyor, kiralamıyor. Bu sefer konut yetersizmiş gibi gözüküyor. Hayır, öyle bir durum yok. Yetersiz değil. Sadece burada bir mala çökme olayı var. Ondan dolayı. Ama gidişat 3-4 senedir böyle iyi değil. Önümüzdeki süreçte de iyi olmayacak. Gerçekten zaten iyi olmamasının tek nedeni önceden yapılan fazladan inşaatlar ekonomiye darbe vurdu. Yani sürekli açık oluyor. Açık oluyor. Çünkü inşaat yaptığın zaman dışarılardan alıyorsun, karşılığında satmıyorsun. Hani bir fabrika gibi değil. Fabrika üretirsin, malını dışarıya satarsın, karşılığını geri alırsın. Ama bu öyle değil ki. Getir kimyasalı, getir onu, getir bunu, getir onu. Ne olacak? Onu yaptığın zaman o aile kullanacak ama o ülkeye bir negatif etki yapıyor. Sen bir daha yapıyorsun, bir daha yapıyorsun. İşte bu yapa 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 ekonomisi bozuldu yani ülkenin. Yani bunları yapa yapa ekonomisi bozuldu yani. Herkes böyle diyor. Siyasetçiler de böyle diyor. Yani inşaat rantından kurtulun diyor. Halbuki 20 senedir bir inşaat rantının içindeyiz. O inşaat rantı ekonomiye vurdu şu an. Anladık mı olayı? Şimdi bundan sonra tekrardan düzene girebilmesi için imkanı yok ama. İmkanı yok ama üretmek lazım, yeni fabrikalar kurmak lazım. Ben 3-5 senedir yeni fabrikanın kurulduğunu görmedim. Yani yeni fabrika böyle 1-2 de değil. 50, 100, 1000 böyle kurmak lazım. Üretmek lazım. Bizde o taraf yok ve dünyada da yok. Bakın Almanya'da şu an çöküyor arkadaşlar. Bir tek Çin var. Çin bütün dünyaya tehdit olarak ortaya çıkıyor. Bir tek onlardaki üretim var ama onlarda da ekonomik kriz var. Demek ki arkadaşlar dünya gidiyor. Dünya gidiyor. Demek ki bundan sonra konut sahibi olanlar ayrıca bir tarafa girecek. Çünkü Almanya'da öyle. Yani Almanya'da bir kişi çalıştığı zaman 1600-1700 euro maaş aldığı zaman konut kirasına gidiyor. İkinci kişi ev masraflarına gidiyor. Bizim Türkiye'de halen böyle değil. Yani atıyorum bugün bir asgari ücretli kişi konutunun yarısı kadar kira ödüyor. Ancak önümüzdeki süreçte bu böyle olmayacak ki. Yani bir çalışan
konut kira bedeli ölecek. Yani ikinci çalışana ihtiyaç olacak. Bizim Türkiye'de daha bu noktaya gelinmedi. Bakın dikkat ediyorum. Gelinmedi ve gelinecek. O yöne doğru gidiyor. Dolayısıyla o zaman geldiğinde konut sahipleri, konut ağaları olacak. Bir de efendiler köleli olacak arkadaşlar. Bu kölelikten konut sahibi olmak çok zorlaşacak. Oradan oraya geçmek çok zorlaşacak. Diyorum ya artık eğitim de aradan çıkıyor. Artık yapay zekalar giriyor, o giriyor, bu giriyor. Zaten senin eğitim alman da bir şeye fayda etmeyecek. Zaten bugünlerden şöyle 3,5 aklı çalışan bugünler mezun olan biri işsiz kalıyor, iş bulamıyor, istediği işi bulamıyor. Biliyorsunuzdur üniversite mezunları para kazanamıyor diyor piyasa. Ya işte çıraklar, işte sanayideki çalışanlar çok para kazanıyor. Ne yazık ki denge bu yönde bozuldu. Bu yönde bozuldu ve bu bir gerçek arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte ne yazık ki biraz daha 3-5 sene daha bekleyen, yani ben temel ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar kendimi güvenceye almayayım deyip de para kazanma hırsıyla bir şeyler yapmaya çalışan böyle yaya kalacak. Ben kirada otururum, yatırım yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım, yok borsaya girerim, yok şunu yaparım, yok taksi alıp satarım. Bunların hepsi pasapiso kalacak arkadaşlar. Özellikle söylüyorum ki araç almayın. Yani adamlar şunu soruyor. Ya ben tok kredisi çekeceğim. Çok sıfır faizden veriyor. Onu veriyor, bunu veriyor. Ya arkadaş ihtiyacın yoksa araç alma. Aracın piyasası belli. 20 bin, 30 bin dolarlık şeyi sana burada geliyorlar. 60 bin, 70 bin dolara satıyorlar. Alma bunu. Ne gerek var? Zaten 2-3 seneden beri o kadar araç alındı ki piyasaya sürüldü ki şu an trafikten biz göremiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Gerçekten o trafik geçen 2-3 senede düşük faizi yüzünden oldu. O düşük faiz herkese araba almaya itti. Herkes araba aldı. Şu an trafikten birbirimizi şey yapıyoruz. Yani yiyoruz. Ne yazık ki o kadar kötü politikalar izlendi ki düşük faizler o araçlar almaması gereken insanları aldı. Yarın bir gün dolar TL artıp mazotlar artınca ne olacak? Adam mazot alamaz hale gelecek. Araba almış. Neyse o olacağı bir kesin arkadaşlar da yaşayıp göreceğiz. 2025 yılı 2024 yılını aratacak arkadaşlar. Dediğim o. İleride köleler, efendiler ve köleler olacak. Köleler fiziki mallara sahip olmayan kişiler olacak. Efendiler de fiziki konut gibi mallara sahip olan şeyler. Dikkat edin arkadaşlar. Fiziki mallar ve konut gibi insanların ihtiyacı olacak ve yapay zekanın o konutu yapamayacak. Yani yapay zekaya konut yap desen yapamaz. Ama yapay zekaya İngilizceyi çevir, şunu yap, şu yazılımı yap, bunu yap dersen yapar. Çok güzellerinde yapar arkadaşlar. Onun için eğitim, bilim sistemi yapay zekanın eline geçecek ileride. Onun için biz çocuğumuzdan bir şey beklemedik. Boşu boşuna İp atlamasın dedik. Çocuğum sen işte şöyle özele git, şöyle özele kendini çok yetiştir. Karşılığı olmayacak ki. 2030'a geldiğimizde karşılığı mı olacak zannediyorsunuz? Geçen seneden beri herkes yapay zeka ile kalkıyor, yapay zeka ile yatıyor. Herkes Amerika'ya yapay zekaya yatırım yapıyor. İşte o yapay zekanın bir krizi gelecek. Ondan sonra o krizden sonra 3-5 sene sonra belini doğrultacak bu yapay zeka. Şu an bir krizini yaşayacağız onun. Çünkü istenilen bir şeyi veremeyecek. Çünkü hemen istiyor insanlar. Hemen yapay zeka hayatımızın her tarafına girsin. Hemen olmaz. İlk önce o algı patlayacak. Bir kriz gelecek dünyada. İşte o kriz insanları krizden sonra efendiler ve köleler olacak arkadaşlar. Ondan sonraki konut sahibi olmak çok daha zorlaşacak. O krizden sonra. Zaten ben bir sene içinde bir kriz bekliyorum. O krizden sonra konut sahibi olmak çok daha zorlaşacak. Evet, benim tahminlerim böyle. Bakalım 5 sene sonra, 2006 sene sonra 2030'a geldiğimizde bugünkü videoya tekrar baktığımızda silmeyeceğiz videoları. Bugünkü videoya tekrar baktığımızda neyin ne olduğunu o zaman göreceğiz arkadaşlar. Herkese iyi günler.